Taliban yeni hükümetini açıkladı efendim ve hükümetin yapısı örgütün uluslararası e, toplumun çağrılarına kulak asmadığını da gösteriyor. Çünkü Taliban içerisinden biri olmasın denilmişti ve bu çağrıya kulak asılmadığı da görülüyor. E, kabineye baktığımızda kadın yok ve İçişleri bakanıysa Amerika Birleşik Devletleri'nde arananlar listesinde. ABD liderliğindeki yabancı güçler çekildi. Batı destekli hükümet çöktü. Afganistan'da artık Taliban dönemi var. Taliban'ın açıkladığı geçici hükümetin şifreleri ise ülkenin uluslararası topluma entegrasyonunun çok zor olacağını gösterdi. Taliban'ın dini lideri Molla Hunsade 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmelerinden bu yana ilk kez açıklama yaptı. Taliban'ın İslam hukukuyla çelişmeyen tüm uluslararası yasalara, anlaşmalara ve taahhütlere bağlı olduğunu söyledi. Molla Qudsadi en son 2016 yılında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Molla Qudsadi'nin yeni hükümette ne rol üstleneceği bilinmiyor. 60 yaşında olduğu tahmin edilen Qudsadi'nin İran'daki gibi bir ruhani rol üstlenebileceği tahmin ediliyor. Geçici hükümette başbakanlık koltuğuna Taliban'ın 2013 yılında ölen kurucusu Molla Ömer'e yakın isimlerden olan Molla Hasan Akunt getirildi. Akunt'un yardımcılarından biri Taliban'ın siyasi ofisinin başındaki Molla Abdülgani Baradar olacak. Molla Ömer'in oğlu 31 yaşındaki Molla Muhammed Yakup savunma bakanı olarak atandı. İçişleri Bakanlığı'na ise ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı Hakkani grubunun kurucusunun oğlu Seracettin Hakkani getirildi. Hakkani'nin El-Kaide ile bağ olması dünya kamuoyunun tepkisini çekti. Hakkani savaş sırasında NATO askerleri ve Afgan sivillere yönelik birçok saldırıyı düzenlemekle suçlanıyor. ABD'nin terör listesinde ve 5 milyon dolar ödülle aranıyor. Öte yandan kabinede kadın bakanlığının kaldırılması uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. Kabinede hiç kadın olmaması ise Taliban'ın kadınların haklarını gasp etmeye çalıştığına dair yorumlar aldı. ABD bazı kabine üyelerinin sicillerinden endişe duyduğunu açıkladı ve hiçbir kadının yeni hükümete dahil edilmediğine dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dünya yakından izliyor dedi. Uluslararası toplumun endişeyle karşıladığı bir başka bakanlık, davranış ve kültür üzerine eğilecek Erdem ve Ahlaksızlığı Engelleme Bakanlığı. Bu bakanlık tam olarak ne yapacak, nasıl bir işlevi olacak bilinmiyor. Uluslararası toplum, kurulacak hükümette Taliban dışı isimlerin de olması için çağrı yapıyordu. Ancak açıklanan isimler Taliban'ın bu yönde bir taviz vermediğini ortaya koydu. Taliban hükümet kurmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yorumladı ve geçici bir hükümet.